Televizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Trabzonspor'un bir numaralı gündem maddesi Kopenhag maçı. Çünkü Kopenhag maçında Kopenhag'ı elediği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. O Antalya Spor maçı, orada yenilgi, bunlar artık geride kaldı. Nitekim Abdullah Avcı da basın toplantısında onu unuttuk, artık önümüze bakıyoruz diyor. Gerçekten de Trabzonspor için belki de o mağlubiyet tırnak içinde hayırlı bir mağlubiyet olmuş olabilir. Biraz daha oyuncular da kendilerine çeki düzen verebilirler. Çünkü Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olması hem ülkemiz adına hem Trabzonspor adına çok önemli bir kazanç. Bunun da ötesinde, manevi kazancının ötesinde, maddi olarak da ciddi bir kazancı olacak. Yaklaşık, hani oradan buradan falan diye tek tek dökmeyeyim ama Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne adım attığı andan itibaren 19.4 milyon euro gibi çok ciddi bir ücreti kasasına koymuş olacak ki bu rakamın çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa çapında bir yıldız satsanız zaten bu kadar yüksek rakama ulaşmanız mümkün olmuyor. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi basın toplantısından aldığımız ipuçları doğrultusunda hareket ettiğimizde neler var, onları sizlerle paylaşacağım. Bu arada Trabzonspor İki transferde mutlu sona ulaştı. Artık işin imzaya kaldığı, ufak tefek pürüzler var, onları çözmeye çalıştığını söyleyebiliriz. O iki transferi de söyleyeceğiz. Tabii Trabzonspor'un transferde bir pişmanlığı var. Onu da sizlere hatırlatmaya çalışacağız. Kim bu oyuncu? Ondan da bahsedeceğiz ve bir büyük adımı daha var Trabzonspor'un. Bakalım o büyük adımın da ne olduğunu ve nereye varacağı konusunda bilgiler aktarmaya çalışacağım, aktarmaya devam edeceğim. Hemen dönelim. Şimdi gerçekten de şu Kopenhag maçları öncesi canımızın yandığını söyleyebilirim. Canımız niye yandı? Önce Hamsik, sonra Visca, şimdi de Bakasetas. Yani 3 önemli oyuncu, maçın gidişatını değiştirebilecek türden 3 oyuncu maalesef bu maçta görev alamayacak. İlk maçta Bakasetas'ın neler yaptığını gördük. Bu maçta görev alamayacak. Bu arada küçük hatırlatmamı yapayım. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Lütfen bunu ihmal etmeyelim. Çünkü Trabzonspor'un sesini daha geniş bir kitleye duyurma şansı oluşturuyoruz. Şöyle söyleyebilirim size, Amerika'dan Azerbaycan'a, Almanya'dan Belçika'ya, Avustralya'dan Avusturya'ya o kadar çok takipçimiz var ki onlar da, sizler eğer bir şekilde beğenilerinizi çoğaltırsanız onlar da sesimizi duyuyor. Nasıl oluyor derseniz onu da hemen anlatayım. YouTube, çünkü bu kadar beğenili ve abone olan bir kanal olunca öne yazıyor. Dolayısıyla öne çıkartınca da herkesin görme şansı oluyor. Onu özellikle vurgulamaya çalışayım. Şimdi abone olma konusunda da bir küçük cümle söyleyerek devam edeyim. Yaklaşık bizim videolarımızı izleyenlerin %27'si abonelerimiz. %70 üzerindeki kişiler abone olmadan izliyorlar. Onlar abone olurlarsa sesimiz daha geniş bir kesime duyulacak. Hemen tekrar maça dönüyorum. Bakasetas'ın yokluğu ortaya çıktı. Tabii ki bu da bizi üzdü. Hamsik, Bakasetas, Visca. Ama tabii eldekiler, hani hep söylenen bir söz vardır. 11 kişi sahaya çıkıyorsak sorun yok. Onun için de 11 kişi çıkıyor. Tabii sevindiren gelişmeler nedir derseniz o da Bardi'nin mükemmel performansı Antalya Spor maçında oyuna girdikten sonra ve keza aynı şekilde Bartra'nın performansı. O maça takılmayacağım, Antalya maçına. Acaba neden Bartra başlamadı demeyeceğim çünkü artık o geride kaldı. Şimdi anladığımız kadarıyla Abdullah Avcı'nın sözlerinden çıkan sonuçta Bardi ve Bartra nasıl bir kadro olur? Şu transfer gündemine geçmeden önce onu da söyleyeyim. Kalede Uğurcan oynayacak. Savunma dörtlüsünde Larsen sağda, Evren Eren solda. Ortada da Bartra ile Vitor Hugo ikilisi bir dörtlü oluşturacak. Onun önünde şimdi ben Dorukhan Toköz'den yana kullanacağını düşünüyorum hakkını ya da tercihini, ama Siopis olursa da şaşırmayız biliyorsunuz. Onların önünde bir dörtlü olacak. Sağ tarafa Canini, sol tarafa Trezeguet, ortada Abdülkadir ve Bardi. Tabii
Bunlar biraz pozisyona göre yer değiştirebilirler. Cornelius da santrofor olarak görev yapacak gibi görünüyor. Muhtemel 11'imiz böyle diyebiliriz. Şimdi transferle ilgili aslında çok çarpıcı sözleri Abdullah Avcı söyledi. Yani basın toplantısında transferle ilgili en iyisini alacağız. Yönetimimiz, ben ve scout ekibimiz çalışıyor. En iyisini alacağız. Bu da aslında transfer müjdesi anlamına geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Trabzonspor transfer içinde çalışıyor. Hele hele şu Kopenhag maçını bir atlatırsak, oradan Şampiyonlar Ligi'ne ayak basarsak, arada kalan sürede de gerçekten de daha farklı isimlere yönelmek ya da Trabzonspor taraftarının çok arzu ettiği o oyuncuyu almak da mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir kere şu dedik ki bir pişmanlık dedik. Galatasaray'da Trabzonspor'da talip olmuştu. Hatta Trabzonspor uzun süre uğraştı ama ABD'li oyuncuyu kadrosuna katamamıştı. Hatta şöyle düşünülüyordu. Yani ikinci santrafor olarak Cornelius'un arkasından gelebilir diye düşünülen Hacı Wright'tan bahsediyorum. Yani Hacı Wright'in performansı gerçekten de çok etkileyici görünüyor. Onu söyleyebiliriz. Geçen sezon 35 maçta 15 gol 2 asist. Bu sezon daha sezon başladı. 3 maçta 3 gol 1 asistle mükemmel işler yapıyor. Gerçekten de çok özel bir santrafor olduğunu gösterdi. Biraz da pişmanlık oluştu. Yani hem Galatasaray'da hem Trabzonspor'da. Gerçi Trabzonspor almak için çok mücadele etti ama başaramadı. Ha, nasıl Antalya'ya gittiğini de söyleyelim. 1.9 milyon euroya Antalya Spor'a imza attığını vurgulayalım. Bonservisinin alındığını söyleyelim. Şimdi devam edelim. İki oyuncu da çok yakın dedik. O iki oyuncudan bahsedeceğiz ama bir oyuncuyla ilgili her ne kadar oyuncu İtalya'dan da teklif aldığı için orada kalma noktasında bir karar uygulamaya çalışıyor ama hemen Şomurodov'un yani Roma'da oynayan Özbek oyuncunun da Trabzonspor'la yakın temas halinde olduğu menajerinin söyleyebiliriz. Bu transferin de olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayalım. Ama iki oyuncu da bitme noktasına geldi. Onu hemen söyleyeceğiz. İki oyuncu bitme noktasına gelen. Bunlardan bir tanesi şöyle söyleyelim, Umut Bozok. Umut Bozok'la gelinen, yani gündeme yansıyan gelinen noktanın ne olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. 2 milyon euro Lorient Kulübü'ne Trabzonspor'un teklifi. Burada bir sıkıntı kalmadı. Oyuncuyla arada 500 bin euroluk bir sıkıntı var. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Oyuncu 1,5 milyon euro istiyor. Bu üst sınır. Trabzonspor biraz daha aşağıda 1 milyon euro civarında. Arada 100-200 gibi bir rakamda anlaşmanın sağlanacak. Çok küçük bir pürüz kaldı. Artık bu noktaya geldikten sonra Umut Bozok Trabzonspor'da dersek çok yanlış olmaz. Tabii ki imzalar atılmadan hiçbir şey net olarak bilmiyoruz ama neticede bu noktaya gelen bir transferin buradan geri döneceğini çok fazla düşünmüyorum. Keza benzer bir durumda Naci Ünüvar da var. Naci Ünüvar Ajax'ın oyuncusu. Onda ücrette bir sorun yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Orada da bir ısrar var. Naci Ünüvar'ın oynama garantisini istiyor Ajax. Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Ama bu belki makul bir rakama çekilebilirse, yani her maçta oynayacak değil de atıyorum 20 maç oynasın gibi makul bir rakama çekilirse akıllıca bir yaklaşım olabilir. Şu seçeneğin olacağını açıkçası düşünmüyorum. İşte Şampiyonlar Ligi'ne giderse veririz. Ya o kadar da değil artık yani. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak diye bir kural da yok. Öyle bir şey de söz konusu değil. Bir de 19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. O kadar şartlı transfer olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki o da önemli bir oyuncu ama rakamlar gerçekten de çok yüksek. Yani söyledikleri oynama rakamı ve Şampiyonlar Ligi koşulu varsa, ki bu yanlış, rakamların yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ben burada da artık imza noktasına gelindiğini, işte o masada 25 olur, 20 olur, o rakamlar üzerinden oynanarak, para olarak söylemiyorum, oynama maçı olarak söylüyorum, süre olarak söylüyorum. Bu noktalara gelindiğinde durumun çözümleneceğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Şimdi Şomurodov'dan bahsettik, Umut Bozok'tan da bahsettik, santrofor bölgesine ve Trabzonspor
bir karar daha aldı. Trabzonspor taraftarının isteği doğrultusunda. Taraftar diyor ki, evet biz Cornelius'tan mutluyuz. Ama ikinci santrafor yeri geldiğinde Şampiyonlar Ligi oynayacak bir santrafor noktasında biz Sörloth'un alınmasını istiyoruz. Şimdi Sörloth'un alınmasıyla ilgili nasıl bir madde var onu söyleyelim. Trabzonspor'a sorulma maddesi var. Sorulmadan kastımı anlatacağım. Geldi Fenerbahçe dedi ki 8 milyon euroya anlaşıyoruz. Biz 8 milyon euro vereceğiz, alacağız oyuncuyu. Razı mısınız? Razıyız. İşte bu noktada Leipzig kulübü diyecek ki dönüp Trabzonspor'a 8 milyon euroya satıyorum. Eğer alırsanız ilk hak sizin, almayacaksanız Fenerbahçe'ye işte X, Y, Z yani Fenerbahçe, Galatasaray birisine veriyorum diyebilir. İşte bu noktada kaldı olay. Trabzonspor taraftarı da biz Sörloth'u istiyoruz diyor. Yönetim de bu noktada şöyle bir karar aldı. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne adım atarsak ki yarın zaten netleşecek bu olay. Adım atarsak kesinlikle Sörloth'la temasımızı sürdüreceğiz. Sörloth'u da kadroya katacağız. Çünkü güçlü kadroya ihtiyaç var. Bakın sakatlıklar Trabzonspor'u ne noktaya getirdi. Evet şimdi genel olarak bunu anlattık. Kopenhag maçına dönersek maç yarın saat 22'de oynanacak. Hollandalı Danny McKelly yönetecek. Yani McKelly de çok önemli bir hakem. Ve iki takıma baktığımızda şöyle bir değer var. Trabzonspor 126 milyon, 71 milyon Kopenhag değerleri böyle. Yaş 26.4'e 24.4, milli oyuncular 11'e 12, genç oyuncular 8'e 16, lejyonerler 18'e 22 diyelim. Ve iki takım arasında Trabzonspor lehine oluşan bu farkın sahaya da yansımasını dileyelim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.